Evet arkadaşlar, dersimiz demin de söylemeye çalıştığım üzere miras hukuku başlığını taşıyor. Miras hukuku acaba neyle ilgileniyor? Tahmin edileceği üzere arkadaşlar, miras hukuku miras bırakanın ölümüyle ortaya çıkan hukuki sorunları irdeliyor. Bir diğer söyleyişle bir kişinin vefatıyla beraber ortaya çıkan hukuki sorunları irdeliyor. Sizler de farkındasınız, ancak ve ancak gerçek kişiler ölüyorlar. Biz insanlar ölümlüyüz, biz insanlar ölüyoruz. Tüzel kişilerin ölümünden bahsetmek mümkün değil. Sadece ve sadece biz gerçek kişilerin vefat etmesi ihtimaliyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla sadece ve sadece insanların ölümüyle ortaya çıkan hukuki sorunları ele alacağız beraberce. Bir kişi vefat ettiğinde acaba ona ait mal varlığı değerlerinin kaderi ne olacaktır? Bir kişi vefat ettiğinde acaba ona ait haklar ne olacaktır? Bir kişi vefat ettiğinde onun borçları ne olacaktır? Acaba onun bu hakları, alacakları, borçları acaba kime intikal edecektir? Nasıl intikal edecektir? Medeni kanunumuzun düzenlemeleri işte bu gibi sorunlara ne yapıyor gerçekten de yanıt arıyor. Medeni kanunumuzun yaklaşımına baktığımızda arkadaşlar biz neyi görüyoruz? Mirasın mirasçılara kendiliğinden intikal ettiğini görüyoruz. Ve medeni kanunumuzun bu yaklaşımını yavaş yavaş sizlere anlatırken elbette ne yapmamız gerekecek? Sizlere bir takım terimlerle seslenmek zorunda kalacağız. Bu terimleri baştan peşinen hemen ne yapmamız gerekiyor? Sizlerle paylaşmamız gerekiyor. Örneğin mirasçı terimimiz var. Örneğin miras bırakan terimimiz var. Örneğin neyimiz var? Miras kavramımız var. Önce isterseniz arkadaşlar miras bırakana bakalım. Çünkü zaten biraz önce söyledik. Miras bırakan eski deyimiyle muris, yani vefat eden kişiden söz ediyoruz. Yani bir kişi vefat etti, o miras bırakan adını alıyor. Eski deyimiyle muris adını alıyor. Peki bir kişi vefat ettiğinde ona mirasçı olan kişiler için ne söylüyoruz? Ona mirasçı olacak kişiler için de adı üzerinde mirasçı diyoruz. Eski deyimiyle hangi terimi kullanıyoruz? Varis terimini kullanıyoruz. Varis demek ne demek? Mirasçı demek. Miras hukuku bu anlamda bakıldığında arkadaşlar bir başka kavramı da tabii özellikle ve özellikle içeriyor. Adı üzerinde miras terimi. Miras terimine baktığımızda acaba neyi algılamamız lazım, neyi anlamamız lazım? Şimdi özellikle bu nokta üzerinde duracağız. Arkadaşlar her kişinin, her insanın az ya da çok bir mal varlığı değeri var. Az ya da çok bir mal varlığı var daha doğrusu. Az ya da çok bir mameleki var. Bu kişinin mamelekinde yer alan bazı haklar, bazı alacaklar, bazı borçlar onun ölümüyle beraber ne yapmayacak? Mirasçılarına intikal etmeyecek. Halbuki onun mal varlığı içerisinde yer alan bazı haklar, bazı alacaklar, bazı borçlar, bazı mal varlığı değerleri ise onun mal varlığıyla, onun ölümüyle beraber kendiliğinden mirasçılarına intikal edecek. Dolayısıyla miras hukuku arkadaşlar neyle ilgileniyor? Miras hukuku gerçekten de mirasla ilgileniyor. Bir diğer söyleyişle miras yoluyla intikali mümkün olan haklarla, miras yoluyla intikali mümkün olan alacaklarla, miras yoluyla intikali mümkün borçlarla, özetle kısaca miras yoluyla intikali mümkün olan özel hukuk ilişkileriyle ilgileniyor. Biz de sizlerle derslerimizde ne yapacağız? Gerçekten de bu miras yoluyla intikali mümkün olan haklara, miras yoluyla intikali mümkün olan alacaklara, miras yoluyla intikali mümkün olan borçlara ve nihayet miras yoluyla intikali mümkün olan tüm özel hukuk ilişkilerine bakacağız. Hemen vurgulamakta fayda var. Miras hukuku arkadaşlar kişinin kamu hukukuyla bağlantılı olan haklarıyla ilgilenmiyor. Kişi vefat ettiğinde acaba onun vatandaşlık statüsü, acaba onun askerlik ödevini yerine getirip getirmemesi, acaba seçme hakkı, seçilme hakkı, bütün bunlarla ilgili olarak kamu hukuku cephesi bakımından miras hukuku herhangi bir şekilde bunlara ilgi duymuyor.
Miras hukuku demin de söylemeye çalıştığım üzere miras bırakanın özel hukuk ilişkileriyle ilgileniyor. Miras yoluyla intikali mümkün olan özel hukuk ilişkileriyle ilgileniyor. Biz birinci sınıftaki derslerimizde itibaren hep ne yapıyoruz? Diyoruz ki arkadaşlar bir kişinin mameleki vardır. Bu kişinin mamelekini hep böyle bir T cetveliyle ne yapmışızdır göstermişizdir. Bu kişinin mamelekinin içerisinde aktifler yer alır. Bu kişinin mamelekinin içerisinde pasifler yer alır diyoruz. Kişinin mamelekinin içerisine baktığımız zaman, onun mal varlığına baktığımız zaman aktiflerinde neleri görüyoruz? Mülkiyet hakkını görüyoruz. Örneğin sınırlı ayni haklarını görüyoruz. Örneğin sair haklarını görüyoruz. Alacaklarını görüyoruz. Pasiflerine baktığımızda da neyi görüyoruz? Kişinin borçlarını görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu anlamda baktığımızda yavaş yavaş hangi kavramı kullanmaya başlayacağız? Miras kavramıyla özdeş olan bir başka kavramı kullanmaya başlayacağız. Tereke kavramını kullanmaya başlayacağız. Çünkü bir kişi vefat ettiğinde arkadaşlar gerçekten de mirasçılara intikal eden nedir? Onun terekesidir. Onun terekesidir. Onun mirasıdır. Tereke kelimesi Arapça bir kelime. Arapça terike kelimesinden geliyor. Terk edilen anlamına geliyor. Ve bu Arapça terike kelimesi bizim bu günlük süratli yaşamımızda, İstanbul'un süratli yaşamında, İstanbul Türkçesinde ne hale gelmiş yavaş yavaş? Süratle söylenir hale gelmiş ve tereke adını almış. Bir kişinin arkadaşlar mal varlığında neleri var? Örneğin taşınır mal varlığı değerleri var. Örneğin otomobili var, örneğin teknesi var. Bir kişinin mal varlığı değerleri arasında ne var? Taşınmaz mal varlığı değerleri var. Örneğin bir kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümü var. Örneğin bir arazisi var, bir tarlası var vesaire vesaire. Kişi öldüğünde arkadaşlar bu mal varlığı değerleri üzerindeki mülkiyet hakkı kime geçiyor? Mirasçılarına geçiyor. Menkul malları, gayrimenkul malları kendiliğinden mirasçılarına geçiyor. Ama şu an itibariyle benim üzerinde durmak istediğim husus ne? Miras yoluyla intikali mümkün olan hakları ve miras yoluyla intikali mümkün olmayan hakları irdelemek. Bu çerçevede de arkadaşlar özellikle nereye hakikaten odaklanmamız lazım? Miras yoluyla intikali mümkün olmayan haklara odaklanmamız lazım. Miras yoluyla intikali mümkün olmayan haklara baktığımızda arkadaşlar, medeni kanunumuzun düzenlemelerine göz attığımızda neyi görüyoruz? Özellikle ve özellikle bazı sınırlı ayni hakları görüyoruz. Bu sınırlı ayni haklardan da arkadaşlar ilk aklımıza gelen nedir? İntifa hakkıdır. Medeni kanunumuzun 797. maddesine göz attığımızda intifa hakkına ilişkin düzenlemede intifa hakkının nasıl bir hak olduğunu görüyoruz? Şahısla kaim bir hak. Kişinin yaşamıyla, yaşam süresiyle sınırlı bir hakkın varlığından bahsedildiğini görüyoruz. Gerçekten de hükmü okuyacağım şimdi, sizler de hatırlayacaksınız. Çünkü biz bunları ne yaptık arkadaşlar? Sizlerle birlikte daha birinci sınıfta aslında irdeledik. Eşya hukuku derslerinde de değerli meslektaşlarımızın ben mutlaka ve mutlaka vurguladığına eminim. Medeni kanunumuzun 797. maddesi, birinci fıkrası, süresi kenar başlığını taşıyor. İntifa hakkı, gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü, tüzel kişilerde kararlaştırılan sürenin dolması, süre kararlaştırılmamışsa kişiliğin ortadan kalkmasıyla sona erer. Şu an itibariyle maddenin, fıkranın daha doğrusu 797. maddesinin medeni kanunumuzun birinci fıkrasının bizi ilgilendiren kısmı neresi? Sadece ve sadece şu cümle parçacığı. İntifa hakkı gerçek kişilerde hak sahibinin ölümüyle sona erer kısmı. Dolayısıyla gördüğünüz gibi kişinin mamelekinde nesi olabilir? İntifa hakkı olabilir. Bir sınırlı ayni hakkı olabilir. Bu sınırlı ayni hakkı arkadaşlar onun ölümüyle beraber ne olmayacaktır? Mirasçılarına intikal etmeyecektir. Bu intifa hakkı şahısla kaim bir haktır. Aslında neyi vurgulamaya çalışıyorum? Şunu vurgulamaya çalışıyorum. Dikkat edecek olursanız kişinin mamelekiyle yani sağlığındaki mamelekiyle onun ölümü üzerine mirası adını alan, tereke adını alan mal varlığı arasında fark olabilir.
Bunlar birbirine özdeş olabilirler ama bunlar birbirlerine özdeş olmayabilirler. Bir mal varlığı değeri kişinin mameleki içerisinde yer alabilir ama onun terekesinde yer almayabilir. Çünkü kişinin ölümüyle beraber o hak sona ermektedir, mirasçılarına intikal etmemektedir. İkinci böylesine bir hak arkadaşlar, medeni kanunumuzda yine düzenlenmiş bulunan bir hak nedir? Sükna hakkıdır eski deyimiyle, eski medeni kanundaki deyimiyle, yeni deyimiyle, medeni kanunumuzdaki deyimiyle arkadaşlar oturma hakkıdır. Oturma hakkı da şahısla kaim bir haktır. Onun ömrüyle sınırlıdır. Kişinin vefatıyla beraber ne yapmayacaktır? Miraslarına geçmeyecektir, miraslarına intikal etmeyecektir. Bunu da medeni kanunumuzun hemen 803. maddesinde görmemiz mümkün. Hakikaten arkadaşlar maddeye baktığımız zaman, özür dilerim, 823. maddesinde görmemiz mümkün. 823. madde bize şöyle söylüyor. Oturma hakkı kenar başlığını taşıyor 823. madde. 823. maddenin ikinci fıkrasındaki cümle aynen şöyle. Oturma hakkı başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez. Sadece ve sadece bize ilişkin kısmına odaklanacak olursak oturma hakkı mirasçılara geçmez. Demin de vurgulamaya çalıştığım üzere arkadaşlar, miras yoluyla intikali mümkün olan haklar var, miras yoluyla intikali mümkün olmayan haklar var. İşte bu çerçevede sükna hakkı da, oturma hakkı da miras yoluyla intikali mümkün olmayan haklar arasında yer alıyor ve kişinin vefatıyla beraber sona eriyor. Dolayısıyla da mirasçılarına intikal etmiyor. Bunlar gerçekten de miras yoluyla intikal etmeyeceği kesin olan haklar diyebiliriz. Bir de arkadaşlar, birinci sınıftan hatırlayacaksınız. Hatta yine ikinci sınıftaki borçlar hukuku genel hükümler dersinden hatırlayacaksınız. Haksız fiillerden hatırlayacaksınız. Manevi tazminat alacakları var. Manevi tazminat alacakları acaba miras yoluyla intikali mümkün alacak hakları mıdır? Yoksa onlar da miras bırakanın ölümüyle beraber sona mı ermektedirler? Buna dair de birinci sınıfta yaptığımız açıklamaları, ikinci sınıfta haksız fiilleri anlatırken yaptığımız açıklamaları ben gayet iyi hatırlıyorum. Medeni kanunumuzun 25. maddesine ne yapmamız gerekiyor? Beraberce göz atmamız gerekiyor. Medeni kanunumuzun 25. maddesinde arkadaşlar 4. fıkrası bize bu konuda yanıtı veriyor. Yani hangi sorunun yanıtını veriyor? Manevi tazminat alacağı mirasçılara geçer mi, geçmez mi sorusuna yanıt veriyor. Baktığımız zaman 4. fıkraya şunu görüyoruz. Manevi tazminat istemi karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez, noktalı virgül, miras bırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez. Miras bırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez. Demek ki medeni kanunumuzun yaklaşımı nasıl? Diyor ki medeni kanun kısaca, manevi zarara uğrayan kişi bu anlamda manevi tazminat talebini dile getirmeden vefat ettiyse, bunu hiç talep etmediyse, bu tazminatın kendisine ödenmesini talep etmediyse artık bu hak ne yapmayacaktır? Onun miraslarına geçmeyecektir diyor. Bir diğer söyleyişte medeni kanun diyor ki, manevi tazminat alacağının kişinin vefatıyla beraber onun miraslarına geçebilmesi için ne gerekir? Bu haksız fiil mağdurunun, yani şahıs varlığı değerleri ihlal edilen, hukuka aykırı şekilde ihlal edilen kişinin manevi tazminat alacağını dile getirmesi gerekir diyor. Manevi tazminat talebinde bulunması gerekir diyor. Peki hemen şunu vurgulamakta fayda var. Kişi acaba mutlaka dava açmak zorunda mıdır manevi tazminat alacağının miraslarına geçmesi için? Yoksa bunu sadece ve sadece basit bir ihtarname ile dile getirmiş olması yeterli midir? Yoksa bu konuda bir avukata vekaletname vermesi, onunla bir avukatlık sözleşmesi yapması yeterli midir? Evet, yeterlidir. Çünkü medeni kanunumuz, dikkat ederseniz arkadaşlar, 25. maddesinin 4. fıkrasında bu konuda bir dava açılmasından, bu konuda bir hukuki girişimde bulunmasından söz etmiyor. Sadece ve sadece kullandığı terim nasıl? Miras bırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez. Dolayısıyla bugün itibariyle tüm doktrin ve yargı kararları diyor ki,
kişi bu talebini, manevi tazminat talebini mutlaka dava yoluyla dile getirmek zorunda değildir. Bu konuda sadece ve sadece girişimde bulunması, basit bir girişimde bulunması, örneğin noter kanalına bir ihtarname çekmesi, örneğin avukatına bu konuda, bir avukata bu konuda yetki vermesi, bu anlamda bir avukatlık sözleşmesi yapması, bir vekalet ilişkisine girmesi yeterlidir diyor. O halde buraya kadar yaptığımız açıklamalarda arkadaşlar neyi söylemiş bulunuyoruz tekrar vurgulayacak olursak? Kişinin mal varlığı var. Kişinin mal varlığının içerisinde örneğin taşınır, taşınmaz mal varlığı değerleri var. Örneğin hakları var, sınırlı aynı hakları var. Örneğin alacakları var. Ama arkadaşlar bu mal varlığı değerlerinden bir kısmı miras yoluyla intikali mümkün olmayan mal varlığı değerleri, miras yoluyla intikali mümkün olmayan haklar, örneğin intifa hakkı, örneğin oturma hakkı, örneğin biraz önce vurguladığımız o manevi tazminat alacağı, ama manevi tazminat alacağı için neyi vurguladık? Demin de söylediğimiz üzere miras bırakan tarafından ileri sürülmüşse o zaman miraslara geçiyor. Miras bırakan tarafından ileri sürülmemişse mirasçılara geçmiyor. Peki, dikkat edecek olursanız arkadaşlar buraya kadar genellikle hep nelerden söz ettim? Kişinin özellikle mal varlığının içerisinde yer alan aktiflerden söz ettim. Ve bu aktiflerden söz ederken de miras yoluyla intikali mümkün olan hakları vardır. Miras yoluyla intikali mümkün olmayan hakları vardır dedim. Bunlara değinmeye çalıştım. Peki arkadaşlar yavaş yavaş artık neyi konuşabiliriz? Kişinin borçlarını konuşabiliriz. Kişinin borçlarını konuşabiliriz. Kişinin borçlarına baktığımızda da daha doğrusu kişinin mal varlığına baktığımızda, kişinin mamelekine baktığımızda pasifleri arasında neyi görüyoruz? Pasifleri arasında borçlarını görüyoruz. Kişinin bu çerçevede arkadaşlar yine neyini konuşacağız? Borçlarından miras yoluyla intikali mümkün olanları konuşacağız. Miras yoluyla intikali mümkün olmayanlar ne olacaklar? Sona erecekler. Hemen borçlar kanununun bazı hükümlerine göz atmamızda fayda var. Borçlar kanununun hükümlerine baktığımızda ilk aklıma gelen, daha doğrusu ilk üzerinde konuşmamız gereken hüküm işçinin durumu, işçinin statüsü. Yani bir hizmet sözleşmesinde, bir hizmet akdinde işçinin vefatıyla beraber acaba ona ait borçlar, iş görme borcu ne olacak sorusuna yanıt aramamız gerekiyor. Gerçekten de arkadaşlar bu konuda borçlar kanunumuz son derece net bir tavır sergiliyor. Sizlerin de tahmin ettiği üzere, aklın, mantığın emrettiği üzere arkadaşlar, işçinin iş görme borcunun onun miraslarına geçemeyeceğini kabul ediyor. Diyor ki arkadaşlar 440. madde, sözleşme işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. Sözleşme işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. Dolayısıyla sizler de farkındasınız, işçi vefat ettiğinde ona ait iş görme borcunun onun miraslarına intikal etmesi mümkün değil. Çünkü hizmet akdi sona eriyor. İnsanın aklına haklı olarak, kaçınılmaz olarak şu soru da geliyor. Hocam peki işçinin ölümü böyle. İşverenin ölümü nasıl? Acaba işverenin ölümünde acaba borçlar kanunumuzun yaklaşımı nasıl? O konuda da arkadaşlar borçlar kanunumuzun yaklaşımı herhangi bir tereddüdü içermiyor. Son derece net, son derece açık borçlar kanununun yaklaşımı. Diyor ki borçlar kanunumuzun 441. maddesi bu kez işverenin ölümü kenar başlığı altında. İşverenin ölümü halinde yerini mirasçıları alır. 441. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesindeyim. Eğer böyle bırakırsam arkadaşlar ne olacak gerçekten de eksik bir bilgiyle karşı karşıya kalacağız. Tam manasıyla maddeyi okumadığımız için, maddeyi okumadığımız için ne yapacak bilgimiz eksik kalacak. İkinci fıkraya bakmamız lazım. İkinci fıkraya baktığımızda kanun koyucu bizi şöyle uyarıyor. Diyor ki, evet diyor işverenin ölümü halinde kural olarak yerini mirasçıları alır. Ancak ikinci fıkra, 441 fıkra 2, hizmet sözleşmesi ağırlıklı olarak işverenin kişiliği dikkate alınmak suretiyle kurulmuşsa onun ölümüyle kendiliğinden sona erer. Demek ki işçinin ölümünde herhangi bir tereddüdümüz yok. İşçi vefat ettiğinde onun iş görme borcu kendiliğinden sona eriyor, hizmet akdi sona eriyor.
İşverenin ölümünde arkadaşlar kanun koyucu kuralı şöyle koyuyor. Diyor ki işverenin ölümü kural olarak hizmet akdini ne yapmaz? Hizmet akdinin geçerliliğini etkilemez. İşverenin ölümü halinde onun yerini mirasçıları alır diyor. Ancak arkasından haklı olarak şunu söylüyor kanun koyucu. Diyor ki hizmet akdi hangi amaçla kurulmuş olabilir? Tümüyle işverenin ihtiyaçları, işverene yönelik bir takım edimler dikkate alınarak kaleme alınmış olabilir. Yani işçinin edimleri işverenin şahsıyla son derece bağlantılıdır. Eğer durum böyleyse arkadaşlar, o zaman ne diyor kanun koyucu? İşverenin ölümüyle birlikte bu kez hizmet akdi sona erer. Bir diğer söyleyişle işverenin borçları sona erer diyor. Miras yoluyla mirasçılarına intikal etmez diyor. Yani işverenin borcundan kastımız da tahmin edileceği üzere özellikle ücret ödeme borcu. Aklınıza haklı olarak şu soru gelecektir. Diyebilirsiniz ki hocam işverenin ölümüyle beraber daha önce muancer olmuş ücret ödeme borçları varsa, örneğin temelinde düştüğü borçları varsa bunlar mirasçılara intikal etmeyecek mi? Hizmet akdinin sona ermesiyle beraber bunlar sona erecek mi? Elbette arkadaşlar sona ermeyecek. Zaten aklınız, mantığınız, adalet hissiniz neyi emreder? Hiçbir şekilde böylesine muacir olmuş borçların kişinin vefatıyla sona ermesine müsaade etmez. Bunların miras yoluyla mirasçıdan intikal edeceğinde en ufak bir şüphe yok. Dolayısıyla işverenin daha önce muacir olmuş, ödenmemiş bir takım ücret ödeme borçları varsa bu ücret ödeme borçları onun ölümüyle beraber ne yapacaktır? Mirasçılarına intikal edecektir. Borçlar kanunu içerisinde arkadaşlar bir başka hüküm daha var. Hatta iki tane daha hüküm var böyle sizinle beraber üzerinde düşünmemiz gereken. Bunlardan bir tanesi de vekalet akdindeki hüküm. Bir diğeri de istisna akdindeki hüküm. Önce isterseniz istisna akdindeki hükme bakalım. İstisna akdindeki hüküm de arkadaşlar bize şunu söylüyor. Diyor ki bir eser sözleşmesi yaratıldığında, o eser sözleşmesi yapılırken, bir eser sözleşmesi kurulduğunda, o eser sözleşmesi yapılırken yüklenicinin, müteahhidin kişisel özellikleri önem arz ediyorsa tahmin edileceği üzere o müteahhidin ölümüyle beraber yine o eser sözleşmesi ne yapacaktır? Sona erecektir. Gerçekten de siz bir sözleşme yaptığınızda, bir ressamla sözleşme yaptığınızda bir tablo çizmesi için veya ne bileyim bir besteciyle sözleşme yaptığınızda bir şarkı yazması için veya bir milli marş yazması için veya bir senfonik eser yazması için ya da bir mimarla sözleşme yaptığınızda bir mimari proje yaratması için arkadaşlar, bütün bu eserlerin yaratılması noktasında hep sizin için ne önemlidir? Sözleşmeyi yaptığınız yüklenicinin, mimarın, değil mi? Ressamın, bestecinin mesleki meziyetleri, kişisel özellikleri, kişisel nitelikleri, yetenekleri önemlidir. Dolayısıyla böylesi bir durumda ne yapacağız? Yine borçlar kanunumuzun düzenlemeleri çerçevesinde diyeceğiz ki yüklenicinin iş görme borcu, özür dilerim, yüklenicinin eser yaratma ve teslim etme borcu ne olmayacaktır? Onun mirasçılarına geçmeyecektir, onun ölümüyle beraber sona erecektir diyoruz. Hemen bu konudaki borçlar kanunumuzun düzenlemesine de beraberce göz atalım. O hüküm de zihnimizde kalsın. Borçlar kanunumuzun 486. maddesinden söz ediyorum aslında. Kenar başlığı yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi. Sadece ve sadece şu an itibariyle biz yüklenicinin ölümünü konuşuyoruz. 486. maddeyi sadece ve sadece bize şu an itibariyle hitap eden unsurlarıyla okuyacak olursam, yüklenicinin kişisel özellikleri göz önünde tutularak yapılmış olan sözleşme, onun ölümü durumunda kendiliğinden sona erer. Yüklenicinin kişisel özellikleri göz önünde tutularak yapılmış olan sözleşme, onun ölümü durumunda kendiliğinden sona erer. Dolayısıyla arkadaşlar bu hükmün mefhumu muhalifinden, zıt anlamından ortaya çıkan sonuçta tahmin edileceği üzere eğer yüklenicinin kişisel özellikleri eser sözleşmesi kurulurken herhangi bir şekilde önem arz etmediyse, yani
bu anlamda yüklenicinin nitelikleri önemli değilse, o zaman yüklenicinin vefatı bu eser sözleşmesinin sona ermesine neden olmayacak. Ona ait eser yaratma ve teslim etme borcu ne yapacak? Onun miraslarına geçecek diyoruz. Bir başka husus, yine miras yoluyla intikali mümkün olan borçlar, haklar, alacaklar noktasından meseleye yaklaştığımızı görüyorsunuz. Şu an itibariyle miras yoluyla intikali mümkün olan borçları, mümkün olmayan borçları konuşuyoruz. Miras yoluyla intikali mümkün olmayan bir başka borç kalemi de arkadaşlar, nerede düzenlenmiş? Vekalet sözleşmesinde düzenlenmiş. Borçlar Kanunumuzun vekalet sözleşmesine ilişkin ilgili hükmünü okuduğumda da bu detayı beraberce göreceğiz. 513. maddesi vekalete ilişkin bir hüküm Borçlar Kanunumuzun. Kenar başlık yine ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas kenar başlığını taşıyor. 513. madde diyor ki, birinci fıkrasında, sözleşmeden veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça sözleşme, vekalet sözleşmesi yani, vekilin veya vekalet verenin ölümü ile kendiliğinden sona ermiş olur. Yine sadece ve sadece bizi şu an itibariyle ilgilendiren kısmını okudum maddenin, fıkranın. Sözleşmeden veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça sözleşme, vekilin veya vekalet verenin ölümü ile kendiliğinden sona ermiş olur. Dolayısıyla arkadaşlar, vekalet sözleşmesinde de örneğin vekilin ölümü halinde kural olarak vekalet sözleşmesi ne yapıyor? Sona eriyor. Vekilin iş görme borcu onun miraslarına geçmiyor. Zaten meseleyi şöyle şekillendirecek olursanız, daha da mesele netleşecek kafanızda. Siz ne yaptınız? Bir kişiyle sözleşme yaptınız, bir vekalet sözleşmesi yaptınız. Bu vekalet sözleşmesinde o bir iş görme borcu üstlendi. Ve siz vekalet sözleşmesi yaptığınızda arkadaşlar, vekilin kişisel özelliklerinin sizin için önem arz edeceği aşikar. Örneğin bir avukatla bir sözleşme yaptınız, sizi bir davada temsil etmesi için. Örneğin bir hekimle sözleşme yaptınız, sizi tedavi etmesi için. Örneğin bir öğretmenle sözleşme yaptınız, size bir yabancı dil öğretmesi için. Bütün bu sözleşmelerden doğan borçlar arkadaşlar birer iş görme borcudur. Ve bütün bu örneklerde arkadaşlar bu kişilerin kişisel nitelikleri sizin için önemlidir. Avukat örneğine beraberce bakalım ve örneği şöyle şekillendirelim. Bir avukatla sözleşme yaptınız, sizin için çok önem arz eden bir davada sizi temsil etmesi bakımından. Sonra avukat vefat etti, geriye sağ kalan eşi kaldı, hukukçu değil. Geriye sağ kalan çocuğu kaldı 3 yaşında. Bunların bu vekalet akdinden doğan borcu yerine getirmelerini ister misiniz? Elbette istemezsiniz. Akıl dışı bir şey söylediğimiz aşikar. Dolayısıyla kanun koyucu da arkadaşlar ne yapıyor? Diyor ki vekalet akdi de kural olarak vekilin veya müvekkilin ölümüyle beraber sona erer diyor. Ancak kural olarakın da altını hemen çizelim. Ta Roma hukukundan gelen terimleriyle neyimiz var arkadaşlar? Ölümden sonraya etkili vekalet terimimiz var. Mandatum post mortem terimimiz var. Mandatum post mortem kavramımız var. Mandatum post mortem arkadaşlar ölümden sonra etkili vekalet anlamına geliyor. Gerçekten de yine şöyle bir somut örnek verebiliriz. Taraflar arasındaki vekalet sözleşmesinde vekalet veren verdiği vekaletin onun ölümünden sonra da devam edeceğini, bir diğer söyleşle vekalet sözleşmesinin onun ölümünden sonra da devam edeceğini öngörmüş olabilir. Bu tarz bir durumda arkadaşlar vekalet sözleşmesi elbette bu örnekte vekilin ölümüyle beraber sona ermeyecektir. Demek ki miras yoluyla intikali mümkün olan borçları konuştuğumuzda prensip itibariyle evet, miras bırakanın pasifinde yer alan, miras bırakanın daha doğrusu sağlığında mal varlığının, mamenekinin pasifinde yer alan borçlar prensip itibariyle ne yapacaktır? Onun miraslarına intikal edecektir. Ama arkadaşlar öyle borç kalemleri vardır ki bu borç kalemleri onun ölümüyle beraber artık miraslarına intikal etmeyecektir. Onun ölümüyle beraber sona erecektir. İşte bu çerçevede ne yaptık?
istisna akdindeki, eser sözleşmesindeki, vekalet sözleşmesindeki hükümleri sizlerle beraber irdeledik, değerlendirdik diyebiliriz. Peki, dikkat edecek olursanız dersin başından beri hep bir şeyi söylerken özen göstermeye çalışıyorum. Diyorum ki arkadaşlar, miras hukuku neyle ilgilenir? Miras hukuku, miras yolu ve intikali mümkün olan haklarla ilgilenir, borçlarla ilgilenir. Miras hukuku neyle ilgilenir? Miras yolu ile intikali mümkün olan özel hukuk ilişkileriyle ilgilenir diyorum. Miras yolu ile intikali mümkün özel hukuk ilişkileriyle ilgilenir diyorum. Arkadaşlar bunu söylerken tabii belli bir maksatla bunu söylüyorum. Şimdi kişinin terekesi içerisinde yer alan, kişinin sağlığında da onun mamelekinde yer alan bazı hukuki durumlar var. Bu hukuki durumları hak diye nitelendirmek, bu hukuki durumları alacak hakkı diye nitelendirmek mümkün değil. Acaba bu hukuki durumlar ne olacak diye bir soruyla karşı karşıya kalacağız kişinin vefat etmesinde. O yüzden özel hukuk ilişkileri terimini kullanarak ne yapıyoruz gerçekten de daha geniş bir çerçevede meseleyi ele alabiliyoruz. Bir örnek verdiğimde derhal size anlatmak istediğim açıklayacağımı biliyorum. O da şu, zilyetlik kavramı değil mi? Kişi sağlığında ne yapabilir? Menkul malları üzerinde zilyetliğe sahip olabilir. Kişi menkul mallarının zilyede olabilir. Kişi örneğin gayrimenkul mallarının zilyede olabilir, değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar kişi vefat ettiğinde onun zilyetlik durumunun ne olacağı sorusuyla karşı karşıya kalacağımız aşikar. Zilyetlik baktığımız zaman bir ayni hak değil, bir alacak hakkı değil, değil mi? Bir hukuki durum. Kanun koyucu ne yapmış bulunuyor? Zilyetliğe bazı hukuki sonuçlar bağlamış bulunuyor. Bir diğer söyleyişle, daha doğrusu daha doğru deyimiyle acaba bu zilyetliğe bağlanan hukuki sonuçlar onun miraslarına intikal edecek mi? Evet, onlar da miraslarına intikal edecek. Medeni kanunumuzun bu çerçevede 599. maddesine baktığımızda bunu bize söylediğini göreceğiz. Medeni kanunumuzun 599. maddesi arkadaşlar bize aynen şöyle söylüyor. Diyor ki 599. madde, ikinci fıkrası özellikle, kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, miras bırakanın ayni haklarını, alacaklarını, diğer mal varlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar. Kısacası tekrar vurgulayacak olursam, kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, miras bırakanın taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar. Demek ki deminden beri vurgulamaya çalıştığım husus neydi? Miras hukuku neyle ilgilenir? Miras hukuku miras yoluyla intikali mümkün olan özel hukuk ilişkileriyle ilgilenir. İşte bu özel hukuk ilişkileri tabiri oldukça geniş bir kavramdır. İçerisinde haklar vardır, içerisinde borçlar vardır, içerisinde zilyetlik gibi başkaca hukuki durumlar da vardır diyebiliriz. Zilyetlik gibi hukuki durumlar vardır diyebiliriz. Peki, şimdi arkadaşlar yavaş yavaş ne yapmamız lazım? Bir hususa daha parmak basmamız lazım. Ondan sonra da zaten yavaş yavaş sanıyorum süremizi tamamlamak üzere olacağız. İkinci derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısacası arkadaşlar bütün bunları söyledikten sonra ne yapabiliriz? Artık medeni kanunumuzun sistematiğine göz atabiliriz. Çünkü medeni kanunumuzun miras hukuk alanındaki sistematiği de bizim için büyük önem arz ediyor. Bu sistematiği görmek, bütün büyük resmi görmek anlamına geliyor. Büyük resmi gördüğümüzde, yani yeni bir dünyaya girdik, miras hukuk alanına girdik, neyin içerisindeyiz acaba? Bunu bir görmek gerekiyor. Size bütün derslerde her zaman söylemişimdir. Arkadaşlar lütfen kanunun sistematiğiyle mutlaka tanışın. Arkadaşlar ders kitaplarını çalışırken lütfen kitabın sistematiğine bir göz atın. Neyi okuduğunuzu, neyi çalıştığınızı bilin, farkında olarak çalışın demişimdir. Biz sizlerle olan bütün bu buluşmalarımızda, bütün bir sene boyunca Medeni Kanun'un miras hukuku kitabını ele alacağız. Elbette gördüğünüz gibi zaman zaman borçlar kanununa, zaman zaman Medeni Kanun'un diğer hükümlerine, miras hukuku alanındaki diğer hükümlerine göz atacağız. Zaman zaman başka alanlardaki
mevzuattaki hükümleri birlikte ele alacağız ama prensip itibariyle çalışacağımız alan Medeni Kanunumuzun Miras Hukuku kitabı 3. kitabı. Medeni Kanunumuzun arkadaşlar 3. kitabı Miras Hukuku üst başlığını taşıyor. Bunun 1. kısmı Mirasçılar başlığını taşıyor. 1. kısmın altında yer alan 1. bölüm Yasal Mirasçılar başlığını taşıyor. Demek ki arkadaşlar prensip itibariyle bizim Medeni Kanunumuz ne yapmış? Kimlerin kanun gereğince mirasçı olacağını öngörmüş. Kimlerin kanun gereğince mirasçı olacağını öngörmüş. Yani bir kimse bu konuda özel bir ölüme baltası harf yapmadan vefat edecek olursa onun mirasının kimlere ne oranda ne şekilde intikal edeceğini düzenlemiş. Ama arkasından da tahmin edileceği üzere arkadaşlar bir kişi acaba bir ölüme baltası harf yaparak normal şartlar altında mirasçısı olamayacak başka bir kişiyi mirasçı olarak atayabilir mi sorusuna da ne demiş? Evet yanıtını vermiş ve demiş ki arkadaşlar bu çerçevede kişi ölüme bağlı tasarruf yaparak da ne yapabilir? Üçüncü kişileri mirasçı atayabilir. Onları eski deyimiyle mirasçı nasip edebilir demiş. Gerçekten de arkadaşlar bir kişi bir ölüme bağlı tasarruf yaparak ne yapabilir? Bir vasiyetname yaparak, bir miras sözleşmesi yaparak normal şartlar altında kendisine mirasçı olamayacak bir gerçek kişiyi veya bir tüzel kişiyi mirasçı olarak atayabilir. Diyebilir ki örneğin Bay Ü, üçüncü kişi ne yapsın? Benim terekemin tamamına sahip olsun diyebilir. Veya diyebilir ki örneğin bir kişi benim mirasımın 1/4 pay sahibi olsun diyebilir. İşte arkadaşlar böylesi durumlarda biz mirasçı nasbından söz ediyoruz. Bu mirasçı nasbı çerçevesinde arkadaşlar atanan kişiye eski deyimiyle mansup mirasçı diyoruz. Mansup mirasçı diyoruz. Mansup mirasçı diyoruz. Mansup mirasçı diyoruz. Atanmış mirasçı diyoruz. Böylesine kişiler de ne yapabiliyorlar? Bir kişinin vefatında mirasçı sıfatını kazanabiliyorlar. Ve Medeni Kanunumuz arkadaşlar işte bu çerçevede ne yapıyor? Özellikle 2. bölümünde bahsettiğimiz üzere ölüme bağlı tasarrufları düzenliyor. Yani mirasçı atanması, mirasçı nasbı gibi kavramları düzenliyor. Burada keselim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz 2. dersimizde. 2. dersimizde Medeni Kanunun sistematiğini incelemeye ve irdelemeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.